Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım da iyi sonuçlar alabiliriz Ankara'da. Birinci koşuyla başlayalım. Handikap 16, handikap 1, 10 koşulu programda 6 Selanik Aslanı tek olması gerekir. Başına bir iş gelmez ise Gökhan'la hata yapmazsan rahat bir yarış çıkartıp kazanması gerekir. Bu uygun grubu bulmuş. Arkasına 2 girer arkadaşlar. Bu da AGF'ler doğru ama 6 eksik koşarsa tabi yerine bir at geçecektir. O zaman da 2'yi öneririm. Ancak normal şartlarda 6'nın bu gruba bu kiloyla geçilmemesi gerekir. İkinci koşu şartlı bir İngiliz maidenları at saklarlar Ankara'daki arkadaşlar sağ olsunlar. Bize favorileri gösterirler sonra devam. Bir gene de erken doğumlu bir tay, ocak doğumlu, o yüzden de favori çıkmış olabilir bilmiyorum. Galopları ya da gören arkadaşlar var ise tek olur diyemeyeceğim şartlı bir maidenlarında. Kazanabilir, 3 sürprizini yapar Aprantili, o da erken doğumlu. Sonrası herhangi bir at, duyumunuz varsa kullanınız, yani duyum atları işe yarar. Ben de genelde kapalı geçer burası. Kurtelin atı %8'e koşmaz burada. Normalde bu foal safkanlardan biri gördüğüm kadarıyla. Favori çıkmalıydı. Çıkmamış, iyi durumda değil demek. Maidenları size bırakıyorum açıkçası. Hani her şey olur. Sonuçta dilediğinizi yazabilirsiniz. Bir sürpriz 3. Benim önereceğim safkanlar bunlar. Üçüncü koşu handikap 15. Dişi handikap 1. 2 ve 4'ü birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. Son yarışında 4 uzak 7 kilolu safkan 2'yi yarış kazanırken 4 yarışta yoktu. Bugün jokeyini artıladılar. Hedef yaptılarsa burada 2'yi geçebilecek güce sahip. O yüzden de sürprizini yapar yarışın hem de. 2-4 dişi yarışı zaten arkadaşlar. Handikap dişi. Biraz at bulundurmamız gerekiyor bu grupta. 2 kazanır mı tekrar? Tabii ki. Bu AGF doğru bakın. Yanlış AGF değil. Yalnız yanına ben at yazmayı tercih ediyorum. Dişi yarışlarında genelde. Tek atacaksak AGF kabul. Hala kazanırdı. 4 sürpriz atım. 1-6 çok sürprizde 3 son atın kızı. Toparlayamadılar son atın kızını. Yani bir tabela yapsa 3 burayı kazanır örneğin. Yapmadı bakın. Henüz yaptırmadılar ama hala AGF çıkmaya devam ediyor. İşte buranın 3 rakibi 3 değil. İkinin rakibi 4 olur, uçar gelir. 4. koşu. Şartlı 4'te 2 safkan. 4 ve 1. 4 Mahir abi. Bunun dezavantajı. Grup yarışlarından geliyor. Kilo tutmuyor. Aprant var üzerinde. Mahir abi. Son yarış 4.lük yüksek AGF falan. Ve son yarışlarında yarış kazanamıyor. Bu kadar kaliteli bir safkan. Son 6 yarıştır. Birincilik yok. O yüzden bu ata dikkat edelim. AGF çıktığı için söylüyorum. Yüksek AGF 1'i mutlaka yazın. 1 sağlam alalım derseniz de tabii ki 4. Diğer grup bu atlara yaklaşması zor. 2 Kaisberg'te şartlı 4'te. 1 starttan çıkmadı. 4 eksik koştu. Herhangi bir at aşağıda. Geçen sene Ankara'da böyle bir grup var. Çok samimi söylüyorum. Böyle bir grupta Arap yarışı gene 6 at koşuyor. 6 ya da 7 at. 4'ü starta girerken çıkarttılar. Starta girerken çıkarttılar ya start verildi. 4 Mahir abi gitti. 1 Master Win startta oturdu. Çıkmadı. 1 de gitti. İkisinin AGF'sinin toplamı Ankara'da oldu bu. Aynı yerde %90'dı. Ve plase ayağında oldu bu. %90 1-2'de yok. Kalan atlar aynı bu grup. Kalan atlar handikap maiden atları. Bunlar kendi aralarında 1-2 oldular. Herhangi bir at kazanmıştı o gün için. Aklımdadır hiç unutmam o günü. Yani bu iki at umarım öyle bir terbiyesizlik yapmazlar tabii. Bir mutlak olsun derim. Dördü de sağlam izlemek için, rahat izlemek için dördü yanına yazalım. 5. koşu handikap 21. Handikap 1 orta mesafe olduğu için yukarıdaki atların da kazanma potansiyelleri var.
Onlar 1-3, 2-6 sırasıyla ancak şarta, bu handikap 21 şartına uyan safkanlar orta mesafe olsa da 7 ve 8 nolu safkanlar. Özellikle 7 tek kurşun direkt uyan safkan mutlaka kuponlarınızda olsun arkadaşlar. Hem de sürprizini yapacaktır yarışın ki şarttan kazanır da bu at. Kilodan, şarttan tek kurşun. Bunun bir benzeri de Yener Bey. 8 nolu safkan. Yani bu iki at birinci olma ihtimalleri bu grupta çok yüksek. İlk ayaktır, taranır, at yazılır. Ayırmamanızı tavsiye ederim. 1, 3, 2, 6. Yani burada AGF'ler zaten. 2 de bunların içerisinde. 4, 5, 9. Yani ters kalsalar da 4, 5, 9. Tehlikeli şartta bırakıldıklarında bazı atlar bu şarttan kaçarlar. Çünkü ikincilik daha avantajlıdır. Buranın ikinciliği daha kıymetlidir her zaman için. AGF ikinci çıkar, sürpriz bir at yarış kazanabilir. Yani diğer atlardan tercih ediniz. 7 ve 8, öncelikle 7. Yani tek, kim tek atalım? Vallahi %7'lik bir at tek kurşun. Tamam mı? Çok öyle sağlam bir tek falan değil. Zor bir tektir. 8 de onun kadar şanslı durumda. 6. koşu şartlı 3. Hani 1'e geçilmemesi gerekir 7 nolu safkan. Angel Touch. Kurt elin atı. Şartın kilosunda ayan kurşun. Çok bizi çok yanılttın ayan kurşun zamanında. Yani geçen hafta mahvetti bizleri. O güzelim atlarla yarış kazanamıyor. 160-70 AGF'ler ayan kurşun gelecek hali. Umarım öyle bir hata yapmaz. Net kazanır da bu at 7 nolu safkan. Bire de geçilmemesi gerekir düşüncesindeyim. Rakip tabii ki bir görünmekte. AGF %70. İkisinin AGF'si. Ancak tek öneririm 7 nolu safkan. Rahat yarış izleyelim derseniz 1 ama 1'i de çok güvenmiyorum. Hani ben 1'i yazana kadar burayı kapatırım. 7 koşmayacaksa eğer 1'i de geçebilirler burada. Yedinci koşu kısa vade 6. Arkadaşlar burası tehlikeli bir şart yine kısa vade 6 şartı. Burada Gökhan'ın atı Baba Şahin 5 nolu safkan. Bu atsız kupon yapmamanızı tavsiye ederim. 5 Baba Şahin bende tek çıkıyor. %8'de sonuncu at. Tamam AGF'lerde sonuncu ama bizde birinci at olur. Bende benim kendi kuponum da tek olur. Bu atı affetmem, tek atarım. Şartın atı durumunda bu kısa vade altılarda normaldir böyle atların gelmesi. Beşi grubun en kaliteli atı kaldı, para kazanamadı. Mutlaka değerlendirin. 6-2 AGF'ler artık bundan sonrası hani bu iki at 5 istediğimiz yarışı yapmazsa tabii 6 ve 2 direkt olarak yazılacak safkanlar. 1-4-3 inandığınız at varsa ekleyin kalan grupta. Ama 5'siz, günün çünkü sürpriz atı bu. 5'siz kupon yapmamanız önemli, hatırlatmasını da yapayım. 8. koşu kısa vade 8. Burada da geçen yarışında pas geçilen, gitmeyen yarışa 4 Doğan kardeşlerle Kaysbert İstanbul'dan getiriyorlar. Ne koşacak kestiremediğim AGF 7-11 çilik. Şimdi grup kısa vade 8, şartlı 4'ten geliyorlar. Yani şartlı 4 atları kısa vade 8 birinciliği elde edecekler. Kim kazanırsa. Ona uyan gördüğüm kadarıyla Doğan kardeşler 4 Forim. AGF ne yedi, ne koşar, ne eder bilmiyorum Gökhan'la. Gökhan yukarıda sürprizi yaparsa buradaki AGF ile de güzel bir pas yarışı yapar. 4, 7 ve 5 nolu safkanları birlikte de düşünebilirsiniz. Ancak kimi tek atalım derseniz 4 nolu safkanı öneririm. Zor bir tek, yine Arap yarışı zaten. Birbirlerinin her zaman geçebilecek safkanlar ki Karacabey Şahı son yarışta bunları geçti. 4'ü geçti, 6'yı geçti, 2'yi geçti. Ancak 4 burada kısa vade 8 atı. Karacabey Şahı şartlı 4'ü kazanır. Kısa vade 8 daha yüksek rakamdır birincilik ikramiyesi. Doğan kardeşler, şimdi artı jokey tabi burada, hedef yapar. Yani o
kaybettiği rövanşı çok rahat geri alır. 4-7-5 birlikte düşünmenizi tavsiye ediyorum. Diğer hatlarda kısmen şanslılar. Tek olacaksa ben yine 4 derim. 9. koşu şartlı bir yine. Burada Gökhan Kocakaya yine. Tek grubun dişi safkanına binmiş. Şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu gruplarda bir tane, bir iki tane dişi olur. Şimdi şart 2 yaşlı kayıtlar yapılırken hazır olan dişiler dişi gruplarına gider. Şartlı bir dişileri. Ancak bazı at sahipleri atlarına o kadar güveniyorlar ki dişi atlarını erkeklerin olduğu yerde şartlı bire sokabiliyorlar. Çünkü çok hazır atımız kazanır da ya da inanıyoruz diyorlar. İşte o atlardan biri 9 AGF aldıklarında bu atlar iyi koşar. 1-2 yapıyorlar. En kötü ikincilik yapıyorlar genelde. 9 o yüzden mutlaka kuponlarınız olsun. Özel tekiniz yoksa. Sonrası AGF. Erken doğumlu 4. Sürprizli 7 Apprentice gene bakın. Silyon diyor bir safkan. Sürpriz yapar gelir Apprentice ile. 2-6 AGF almış safkanlar. 1-8 gibi diğer atlar artık bütçeniz oranında at yazmanızı tavsiye ederim. Yani tek olur demek şartlı bir 2 yaşlı İngilizlerde falan Araplarda zaten yok. Zor. Dün Elazığ son ayak %70 AGF. Necmi atı görüyorum, bu at ikinci çıkacak yarıştan. O hissiyat var, sürekli var çünkü bende. Alıştık artık Necmi ile %70 AGF. Kime binerse binsin ikinci adam. Gene ikinci, bulamadım atı. Son ayakta Elazığ'da. Çok da güzel ikramiye verdi. Gelen atı da görme ihtimalini sahada değilseniz çok zor bulamazsınız. Gelen at da sahanın atı arkadaşlar. %70'i geçen at sahanın atı. Yani sinyalli at. Bize %70'i gösteriyorlar. Kendileri %2'ye %3'ü tek atıyorlar. Necmi de bunlara aynen uyuyor. Sağdakileri. Necmi altın. Kusura bakmasınlar. Olan tabi bizden oluyor. 10. son koşu şartlı 3 dişi. Burada iki safkan ayırmak istemedim. 4-3-3-4 biri kazanır arkadaşlar. Ya da birinin kazanması gerekir. The Friend var. Bir nolu safkan. Bu grubun atı değil. Şartlı 3 dişiye kadar düşmüş. Düşen bir safkan. Düşmeyeceksiniz. Hayatta da öyledir. Kesinlikle düşmeyin. Düşen herkes geçer. O yüzden biri de tek kullanmayın. Ama yazabilirsiniz. Çünkü grubun atı değil. Hazırsa tutarak geçer bu grubu ama düştükleri için sıkıntılıdır. Büyük bir ihtimal 1. 3-4 yazılır 1 mecburiyetten. Diğer atlarda bir şey göremedim. Varsa gördüğünüz atlar. Ankara bu kadar arkadaşlar. Umarım yazdığımız gibi gelir. Ben de diyorum hani kendi yazdığım tek attığım atları da söylüyorum sizlere. Umarım yazdığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.